çıkan değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bizi cezaevlerinden izleyen özellikle başta arkadaşlarımız olmak üzere düşüncelerinden dolayı tutulanları da selamlamak istiyorum. 4 Kasım darbesinin üzerinden 7 yıl 3 gün geçti. 4 Kasım 2016, 4 Kasım 2023'ü 3 gün önce geride bıraktık ve tamı tamına arkadaşlarımız 7 yıl 3 gündür cezaevinde iktidarın rehini konumunda tutulmaya devam ediyorlar. Evet, 4 Kasım darbesi sadece eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş değil, grup başkan vekilimiz İdris Balıken ve Çağlar Demirel değil, 15 milletvekilimizin aynı gece 4 ayrı savcının 4 ayrı ilden planlanıp örgütlenen bir siyasi darbe olarak tarihin dönüm noktalarından bir tanesidir. Önce bunu söyleyelim. Evet, başkanlık sistemini getirmek isteyenler anayasayı değiştirmek için, daha doğru bir deyimle muhalefeti susturmak için bu anlamda daha bizim parlamentonun aritmetiğini değiştirdiler. 15 milletvekili alındı, 11'i tutuklandı. Yani tutuklama tamamen tırnak içinde söylediğim bir şey. Ve 550 milletvekilinin içinde 11 kişinin parlamentoda olmadığı bir dönemde bu ülkeye başkanlık rejimi getirildi, anayasa değiştirildi. İş tüzük değiştirildi. Onlarca kanun kabul edildi. Bütün itirazlarımız reddedildi. Neymiş? İş tamamen kısıtlama, özgürlükten yoksun bırakma. Ve anayasasızlaşma dönemi tam da 4 Kasım darbesiyle ivme kazanmıştır bu ülkede. Bunun başını da tabii ki iktidar çekiyor. Evet, anayasaya aykırı ama evet diyen, dokunulmazlığın kaldırılmasına parmak kaldıranlar da bugün Selahattin Demirtaş'ın Edirne'de, Figen Yüksekdağ'ın Kandıra'da, Sebahat Tuncel'in de Sincan cezaevinde olmasından tabii ki sorumludur. Bunu da unutmadık. Şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi. Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor demiş. Daha yeni, 1-2 gün önce. Hayret gerçekten. Hayret. Niye hayret diyorum? 12 Eylül darbesinin, 2 Mart 94 darbesinin devamı niteliğinde bir darbenin sahibi, başrol oyuncusu söylüyor bunu. Recep Tayyip Erdoğan. Bu kampanyayı kendisi yürüttü. Basında dokunulmazlıkların kaldırılması için çarşaf çarşaf açıklamalar yapıldı. Sonra anayasaya aykırı bir değişiklik bu parlamentodan geçirtildi. AKP, MHP ve anayasaya aykırı ama evet diyenlerin oylarıyla geçirdi. Şimdi şöyle diyeyim, vallahi darbecilerin borusu ötmeye devam ediyor. Yani bugün sadece boru el değiştirdi, iktidarın elinde bu boru, vesayetçilerin tekeri de el değiştirdi. Ne oldu? İktidarın elinde ve dönmeye devam ediyor vesayetçilerin tekeri. Peki darbecilerin borusu da vesayetçilerin tekelinin de iktidar olduğunu söylemek için fazla bir örneğe gerek var mı? 4 Kasım'ı konuşuyoruz ya. Bu ülkenin ana muhalefet partisi rolündeki bir partinin eş genel başkanları alenen rehin konumunda tutuluyorlar. Bugün Demirtaş, Yüksekdağ, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak 7 yıla rağmen tutuluyor. Leyla Güven Elazığ'da tamamen siyasi görüşleriyle, Ayla Akat'ta Kobani Kumpas davasıyla tutuluyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim, AKP 12 Eylül darbesiyle, 28 Şubat darbecileriyle, 2 Mart darbesiyle Türkiye'deki darbelerin toplamı bir darbecidir. Hepsini içinde barındırıyor. AKP darbeci bir partidir. Siyasi olarak korkuyor bizden ya. Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la yarışamadı. Onlara cevap veremedi. Siyaset üretemedi. Siyaset üretebilen bir iktidar rakiplerini cezaevine kapatmaz. Anayasaya aykırı bir düzenlemeyi tehditle, baskıyla geçirtmez. İşte bu nedenle cevap veremediğinde ne yapıyor? Zorbalığa başvuruyor. İktidar devletin bütün olanaklarını kullanarak, yargıyı da elinde bir araç olarak tutarak şu anda arkadaşlarımızı içeride tutmaya devam ediyor. Şunu söyleyeyim, Gülten Kışanak 12 Eylül darbesi
Tamamlayın Sayın Beştaş. 12 Eylül darbesinde zindanda işkence yapan zihniyetin fikri bugün iktidarda dedim ya. 12 Eylül'de de işkence görmüştü, şimdi de görüyor. Sevgili Hüda Kaya, önceki dönem İstanbul milletvekilimiz, 28 Şubat darbesine karşı mücadele eden, o dönem tutuklanan bir arkadaşımız bugün yine Silivri cezaevinde tutuluyor. Tabii şunu da söyleyeyim, biz zindanlara sığmayız. Arkadaşlarımız üretmeye, yazmaya, okumaya, mücadele etmeye devam ediyor. O duvarlar asla halkla buluşmamızı engelleyemez. Hafta sonu İzmir Fuarı'nda yaptığımız imza günü etkinliğine bakmanız yeterlidir. Yüz binlerce insanın buluştuğu mitingler yeterlidir. Zindanlar gerçek suçlular için zindandır. Cezaevi duvarları bu nedenle bize asla sökmez. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Umudu öldüremeyeceksiniz. Büyümeye devam edeceğiz. Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya ait. Buyurun Sayın Kaya.